Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün tesadüfen bir video çekimine giderken denk geldiğimiz hemen şöyle yol kenarında terk edilmiş bir mekana rastladık. Hemen de yine durduk. Sizler için bu mekanı göstermeden geçmek olmazdı. Biz de apar topar hemen kamerayı, tesisatı, teşkilatı hazırladık. Bugün bu terk edilmiş yer videosuyla karşınıza geldik. Yer çok enteresan, çok acayip. Terk edilmiş benzinlik. Her zaman kolay kolay karşınıza çıkmaz. Biliyorsunuz biz genelde terk edilmiş köyler, terk edilmiş binalar, hastaneler, okullar, köşkler, saraylar derken o konsepte ilerliyorduk. Fakat bu seferki tesadüf karşımıza bir terk edilmiş benzinlik çıkarttı arkadaşlar. Yol üzerinde çok güzel bir mevkide. Neresi? Söke Bağrası tarafları diyebiliriz buraya. Köylerin olduğu uzun bir asfalt var. Belki böyle bir 30-40 kilometrelik bir asfalt var. O asfaltın üzerinde çok eskiden kalmış, terk edilmiş bir benzinlik geldi karşımıza. Şimdi bu benzinliği tek tek mi gezeceğiz? Geçmişe gideceğiz. O günlerdeki burada yaşanmışlıkları sizlere sunacağız arkadaşlar. Şimdi ufak ufak güzel bir terk edilmiş mekan turuna başlıyoruz. Şöyle hep birlikte geçelim bakalım. Görmüş olduğunuz mekan arkadaşlar. 4 tane pompası ve bir tane ofis binası var, hizmet binası var. Yolun kenarında dedik zaten burası için. Şimdi şöyle bir pompaları öncelikle bir elden geçirelim bakalım. Bugünün pompalarıyla ne farkı var? Ya bir de şunu söylemek istiyorum bakın. Terk edilmiş mekan değil mi? Ürpertici, gizemli böyle korku filmi gelse de. Emin olun günümüzün benzinlikleri daha korkunç arkadaşlar. Ben benzinliğe gittiğimde bugün pompaya yanaştığımda gerçekten çok ürperiyorum. Çok korkuyorum. Bilmiyorum sizin de başınıza geliyor mu? Yani burası bana daha sevimli geldi. Günümüzün benzinlikleri daha korkutucu arkadaşlar. Benzin fiyatlarına indirim istiyoruz. Küçük de bir mesaj. Şimdi pompamız bu. Pompa tamamen mekanik. Üzerinde artık bu dijital günümüzdeki görmüş olduğumuz hani o tuşlar, yok bu kart okutmalar falanlar filanlar hiçbir şeyler yok. Şöyle şurada tamamen rakamları da görebiliyoruz. Hatta ve hatta çok güzel bakın bir şey denk geldi burada. Litre fiyatı diyor arkadaşlar. 4.0. Artık şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani 4 lira mıymış? 40 kuruş muymuş? Yani 6.0 atılma olayları var zaten biliyorsunuz. Şu an burayı ben yorumlayamadım. Yani 4 TL de diyebiliriz, 40 kuruş da diyebiliriz buna. O günkü litre fiyatı arkadaşlar. Bu motorinin pompasıymış zaten. Motorin haliyle biraz daha ucuz oluyordu biliyorsunuz. Şöyle burada yanlış hatırlamıyorsam şey vardı bir de. Makinenin üretimiyle ilgili bir metal bir levha çakmışlar buraya. Meksan Makina diye bir firma yapmış İstanbul'dan bunu. Oo, 1988 yılında yapmış arkadaşlar bunu. Üretimi 1988 ise bir sene ya da iki sene içinde bu makinede satılsa hani buraya gelse 1990 diyebiliriz yuvarlak. 1990'da hani burası kurulmuş gibi düşünebiliriz. Çünkü 88'de bu makine üretilmiş. Onun dışında makineyle ilgili teknik bilgiler yazıyor arkadaşlar. Bar, basınç, işte ölçme hassasiyeti falan gibi şeyler yazıyor. Oralara çok girsek de pek bir anlam ifade etmeyebilir. Bizim videomuz için sıkıcı olabilir. 1990 yılında bunu buraya kurdular. Abi o yıllarda bolca araba var mıydı? Yoktu. Bir de burası köy bölgesi. Bolca traktör vardı burada. O bile sayılıdır ya. Artık günde kaç tane traktör gelecek, kaç tane mazot alacak buradan. Çok enteresan. O günkü yaşanmışlıkları hani alınca burada bambaşka bir hale geçiyor tabii. Şöyle burada bir pompamız daha var. Bakın aydınlatma ışıkları bu şekildeymiş. Demek gece bunlar yanıyordu abi. Burayı bu şekilde aydınlatıyorlardı. Hani şimdi günümüzdeki benzinliklerde nasıl? Koca bir tavan var. Tavanın her yerinde spot ışıklar var. Bu böyle pompaların bulunduğu alanı komple aydınlatıyor. Ama o zamanlar sadece pompaların üzerinde bir floresanla şu bölgeyi aydınlatmak yeterli oluyormuş demek ki. Geceleri de faaliyette tabii. Burada ne varmış abi? Yine motorin. Yine her şey aynıdır tabii muhtemelen. Aynı döneme ait. Ne diyor? Yine 4.0 diyor litre fiyatı. Verilen litre diyor. En son herhalde yakıt alan 0.11 litre. Ya yani bu 1 litre bile almamış mı o zaman? O anlamam geliyor. Bu ya burada artık makine zamanla iyice artık feleği şaşmış. Ya da son alan artık 0.11 litre mi almış? Yani onu kestirmek çok zor tabii. Ha bakın burada şimdi 3 tane düğme var. Bu hemen pratik. Böyle meblağ yazmadan. Hatta tabii bundan meblağ yazacak bir yer bile yok ha. Diyelim geldin 75 TL benzin dedin.
Bunda meblağ yazacak bir pet yok burada. Ne var abi? 3 tane tuş var. Bir tanesine basınca 1000 benzin veriyormuş. Artık 1000 TL, 1000 kuruş değildir. 1000 TL benzin. 1000 lira diyelim artık. O zaman TL, YTL yok. Lira. 1000 lira, 5000 lira, 10.000 lira. Bunlara basarak artık bunlardan üçünden bir tanesini tercih ediyorsun. Bu nasıldır günümüze göre hani yuvarlarsak? Bu abi 50 liralık yakıttır. Bu 100 liralık yakıttır. Bu da 200 liralık yakıttır. Bence. Hani şu an en pratik 3 rakamı pompaya koy desek muhtemelen ne koyarlar? Bunları koyarlar. Aa, burada bir de bir şey daha var. Litre, lira. Ha, bak şimdi. Bir tuşta litre yazıyor, bir tuşta lira yazıyor. Yani litreye basıldığında muhtemelen işte 10 yazıyorsun. 10 litre veriyor makine. Bir de lira var. Liraya basıldığında da bu sefer para cinsinden girmen gerekiyor. Bak bunu görmemiştim ben. Bu da farklı. Bu günümüzde artık olan uygulamalardan değil. Günümüzde sadece parayı yazıyorsun. Artık pompa şakır şakır vermeye başlıyor. Burada abi başka ne var? Yine küçük bir makinenin teknik yazılarıyla ilgili bir levha var. Küçük bir levha daha var ama üzerindekileri okuyamıyorum. Aslında güzel böyle faydalı bir şey yazıyormuş burada. Hani okuyabilsek bulunmayacaktır. Bir uyarı levhası ama hiçbir şey okunmuyor gerçekten. Pompa bulunmayacaktır, kaçak gibi çok hiç okunmuyor maalesef. Tabancanın takılı olduğu yer. Şu an tabancaların hiçbiri yok. Tabancaları aşırmışlar muhtemelen. Haliyle en pratik buradan ne sökülür? Tabanca sökülür. Aa evet, benzin. Geldik şimdi benzine. Böyle bu taraftan alalım istersen benzin de bu sefer. Normal benzin yazıyor burada yine. Herhalde bunların ikisi benzin, ikisi motorindi o taraftakilerin. O zaman ne vardı? Normal benzin vardı. Bir de süper benzin vardı galiba benim bildiğim. Normal benzin. Burada başka bir şey yok zaten. Farklı benzin seçenekleri o zaman böyle 90 oktanlar, 80 oktanlar, fuller, forslar hiçbiri yoktu. Ha makinenin bak orada okuyamadığımız yazısı burada okunuyor bu sefer. Ne diyor? Dikkat, akaryakıt vermeden önce kontrol camı dolu olacak ve pompa çalışırken hava kabarcığı bulunmayacak. Şu kontrol camı. Bu kontrol camı dolu olacakmış. Demek ki herhalde burada yakıt oluyor içerisinde. Hava kabarcığı bulunmayacaktır diyor. Bak bu şey olabilir. Hani müşteriye hava basıyorlar ya, var ya günümüzde çoğu insan söyler ya bunu, ya işte onlar su katıyor, yok kimisi hava basıyor. Bak burası ağzına kadar benzin dolu olacakmış. Hiç içinde hava kabarcığı bulunmayacakmış. Ondan sonra buradan müşteriye abi benzini verecekmişsin. Yani adam bilecek. Dolu dolu benzin aldığını görecek. Hava basılmadığını anlayacak. Bak bu onun için. Vay be. Çok adaletli pompalar varmış o zamanlar. Şimdi bunları var mı? Gören bilen alıyor zaman yakıtı artık onların vicdanına. Ya da tabii bunlarla ilgili sıkı denetlemeler vardır. Onlara güvenerekten yani. Bak şu yazıyı okuduğumuz iyi oldu. Yoksa şunun ne işe yaradığını anlamayacaktık. Bu tam çünkü tabancanın çıkış yaptığı yer. Burada neymiş? Kontrol camı. Bununla da abi aldığın yakıtın artık ne kadar güvenilir olduğunu anlıyorsun. Şurada bir son pompamız daha var galiba. Ona da şöyle bir bakayım. Oo, süper benzin diyor. Evet, kalite burada, gel. Ben bunu da hani normal benzin olacak diye düşündüm ama bir tane normal, bir tane süper diye pompa gelmiş. Abi gelsin, burası o zamanlar bak zengin bir yer. Burası tam böyle hani köy yolu dedik ama burası çiftçinin kalbi. Çiftçi o zaman traktörüne, aracına falan her şeyin iyisini alır, güzelini alır. Çünkü onların her şeyi yani bu traktörleri. Şimdi burada abi işler değişiyor tabii bak. Yo, iş değişmiyor. Yanlış gördüm. Şimdi motorinde litre fiyatı ne diyordu? 0.40 diyordu değil mi? Bunda da litre fiyatı 40 yazıyor. Pardon, motorinde 4.0 yazıyordu. Bunda da herhalde 4.0. Arada virgülü okuyamıyorum ama o zaman benzinle motorin aynı fiyata mı oluyor? Ya da makineler farklı tarihlerde mi bozuldu acaba? Yani bunun birazcık daha pahalı olması gerekiyor diye ben yorumluyorum. Gerçi günümüze göre hani yorumlarsak da çok o tez doğru çıkmayabiliyor. Yine burada makinenin yapım tarihi 1988 yazıyor. Demek bu makineler hepsi abi aynı tarihte satın alındı ve buraya geldi, konuldu. Burada o hava kabarcığı ile ilgili bir cam vardı. O yok. O burada gitmiş abi. Tabancası da yine buradan sökülmüş gitmiş. Yani
Şimdi burada tabii hani makineleri anlattık, gösterdik ama burada tabii en önemli şey benim için ilgimizi çekti. Hani durduk neydi? Yaşanmışlığı abi. Bayağı böyle film setinden fırlamış gibi yolun kenarına atılmış. Hani bu Amerikan filmlerinde olur ya, Meksika çöllerinde böyle benzinlik olur. Bir dayı oturur böyle sallanan sandalyede. O havayı verdi bana. O havayı hissettirdi gerçekten. O yıllarda insanların artık alışveriş yaptığı, benzinlik yolculuğa çıkmadan önce uğradığı mühim noktalardan birisi benzinlik. Dedikten sonra şimdi arkada bir ofis binası var arkadaşlar benzinliğin. Şöyle ufak ufak bir oraya da geçelim bakalım. Orada da yine o günlere ait kalan kalıntı neler gösterebiliriz? Bir bakalım. Neymiş? Duruk Anlar Petrolmüş ismi. Burası herhalde patron odası. Öbür taraf daha çok çalışanların bulunduğu oda. Oo, burası abi şey. Bayağı kağıt, kalem, evrak. Ne ararsan var abi burada. Burası patronun masası burada. Klasik. En anlaşılabilir olacak şekilde. Ne diyor abi? Bir ruhsat var burada. Bir ruhsat belgesi var. Belediyeden alınmış. Mart 97 diyor. Mart 97'ye ait bir ruhsat belgesi. Hatta bir fotoğraf da var üzerinde. Çok fotoğrafı görünmese de şu an. Böyle bir belge burada kalmış gitmiş. Çok fazla defterler var. Ne var abi? Anavatan Partisi diyor bak. O yıllardan kalan artık parti şeyleri, logoları, o yılların meşhur partilerinden demek ki. Hop, bir tane şöyle bir fatura gördüm sanki. Bir fatura, 2001 yılına ait bir fatura kesilmiş. 2001, demek 2001'de açıkmış burası. 43 litre benzin almış. 2001 yılında bu petrol ofisinden yine Duruk Anlar Petrol diye belgesi var. Burada bir kırık tavla var. Okey takımı var. Burayı abi şöyle bir alabilir miyiz? Bir yakından gösterme şansımız var mı? Orada çünkü bayağı bir gösterilmesi gereken şey var. Tek tek göstermeye kalkarsam gerçekten çok uzun video olur. Çok fazla evrak var. Bir adet araç ruhsatının fotokopisi. 2000 yılında tescil edilmiş. Tempra'ymış. Beyaz Tempra. 2000 yılı tescilli. Araç fotokopisi, fotoğraf falan var. TC numarası bir şey göstermeyelim o yüzden. Kişiye de şey olmasın, saygısızlık olmasın. Bir araç ruhsatı burada. Ya burada resmen evrakları komple abi yere çalmışlar. Yani burada gösterebileceğim o kadar çok koçanlar, defterler, eşyalar var ki burada. Ne diyor? Bir mazot koçanı. Muhtemelen sürekli alım yapan müşteriler oluyordu. Onlarla ilgili. Şöyle ismi kapatalım, bir isim soy isim de yazıyor da. Ne almış? 99 litre motorin almış değil mi? Evet, motorin almış. Burada o günlerden kalan şeyler, koçanlar. Veresiye koçanları yani sizin anlayacak olduğunuz. Daha sonra dikkatimi çeken yine burada ne bulabilirim abi? Bir büyük boy ajanda var ama ajanda boş galiba. Aynen, hiçbir şey yazılmamış bu ajandaya. Bomboş duruyor. Traktör firmalarının tanıtım şeyleri. Aa, bir tane güzel defter var. Önce ben yokayım size göstermeden. Çok insan ismi var burada. İsimler olduğu için göstermeyelim de. Bu da yine tarih tarih alınan yakıtlar. Abi çok veresiye defteri var. Sebebi hani köy yeri ya. Herkes eş dost tanıdık tabii. Veresiye çok fazla çalışılmış burada. Bir tane büyük böyle koca kaplı bir şey var ama bu ne? Sümen. O da masanın üstünde duran sümen. Yani burada evraktan başka hani gösterilecek bir şey yok. Çok evrak olduğu için de çok artık deforme olmuş evraklar. Şöyle bir genel anlamda gösterelim size aynen. Tek tek bunlara girmeye kalkarsak o işin sonu gelmez. Şöyle arkaya doğru bir ne yapalım acaba, geçelim mi? Burada arkada odalar var bak ha. Önden görünmeyen odaları var buranın. Evet. Ön taraftan sadece iki tane oda var görüyorduk ama. Burada abi ne var? Mutfağı var buranın tabii. Çalışanlar haliyle burada yemek yiyecekler, çay içecekler. Gece gündüz buradalar, vardiyaları var. Patron dedik içeride. Çayı kahvesi misafiri. Bir de şöyle bir mutfak alanı var. Tabii yine harabeye dönmüş, bakımsız kalmış. Şöyle yine detaylı görüntüler de vermek gerekirse.
O günlerden kalan küçük bir mutfak dolabı, klasik. Köy yerlerinde hani görebileceğimiz şekilde. Ama yine bankosu, mermer, çekmeceleri falan modern yani. Böyle çok köy işi değil. O günlerden de böyle bir şey kalmış. Bir de sanırım şu arkada bir oda var. Oraya şöyle bir bakalım. Yerlerde hep cam kırıkları tabii. O yüzden çok gürültü. Burada yine ne var abi şöyle? Oo, buranın alt katı var. Abi gösterir misin? Burada bir oda var. Alt kata iniyor. Alt kata doğru inen bir yol var. Yine burada bir şöyle bir metal dolap buldum. Yine bunlar da koçanlar abi. Mazot koçanları, benzin koçanları. Burada sürekli koçan tutulmuş. Ya artık bu hani satış, akşamda patrona kasayı teslim ediyorlardı. Bu onun içindi. Ya da artık veresiye koçanları mıydı bilmiyorum. Çünkü o zaman bu pompalardan biliyorsunuz bir şey çıkmıyordu. Hani bir fiş çıkmıyordu. Akşam artık patrona bu para manuel teslim ediliyordu. Bu koçanlar onunla ilgili olabilir. Çünkü o dijital bir takip sistemi olmadığı için, benzin fişi çıkmadığı için bu paranın takibi zordu. Her yerde metal dolaplar. O zamanlar metal dolap meşhurdu. Neden? Hemen yangında ilk kurtarılacak olan yazardı. Bunlar o zaman belki bir iş güvenliği konusunda mecburiydi. Hep böyle metal dolaplar kullanılırmış o zamanlar. Abi burada alt kat var dedik ama bu alt kat nereye iner, nereye gider? Alt kat dolu mudur, boş mudur? Çok oraya girmek istemiyorum şu an. Çünkü burası sahipli, çok yol üzerinde. Kimseden de izin alıp da bilgi de vermedik çünkü. Oraya çok girmeyelim bence derim. Yani olur da orada özel bir eşya olur çünkü. Hadi üst katta hiçbir şey yoktur tabii haliyle de. Alt kata çok içime sinmedi açıkçası. Alt kat. Daha sonra şöyle bir de dışarıya çıkalım. Hatta dışarıya çıkmadan önce şurası da. Ya burası market muhtemelen tabii. Rafları var. Aynen. Burada elektrik paneli var. Tabii her yeri şöyle bir artık çiçekler, böcekler kaplamış. Doğa burayı ufak ufak geri almaya başlamış. Elektrik panosu burada yine. Elektrik panosu gayet sağlam şekilde ama hayret. Kabloları çalmamışlar. Çok enteresan. Böyle yerlerde biliyorsunuz kabloları hiç affetmiyorlar. Bunun içine kablolar duruyor. Ama çok yol üstü bir yerde. Burada çok böyle berduşluk yapabilen pek olmaz diye düşünüyorum. Ve köy yeri. Nüfus kalabalık değil burada. Şimdi buradan çıkalım. Ofis binasını da gösterdikten sonra şurada benim bir dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Onu size göstermek istiyorum. Bu da meraklılarına özel olsun, bir joker olsun, videonun içine bir bonus olsun. O yıllardan kalan yine bir otomobil var arkadaşlar burada bakın. Muhtemelen artık benzinliğin sahibine mi aittir? Buradaki artık mirasçılara mı aittir? Onu bilmiyorum. Çok şahane bir Mercedes yatıyor burada. Mercedes'in hangi modeli, hangi serisi ben çok anladığımdan değil ama bir yanına doğru gidelim. Bilenler biliyorlardır. Hatta arkasında değil mi bunu yazar ya. Mercedes E300, D500, F800. Neyse mutlaka burada yazıyordur bunu ya. 240D modeli. Tozu, kiri, pası her şeyi üzerinde. O günkü orijinalliğiyle, o günkü yaşanmışlığıyla mis gibi abi yatıyor burada bak. Hani şu bütün gösterdiğimiz görüntülerden belki daha kıymetlidir kimileri için. Çünkü artık bu tarz arabaları bulmak. Ve de şimdi gitsek baksak bu arabanın hiç böyle bir çarpı, kazası, değişeni hiçbir şeysi de yoktur ha. Çünkü bu arabalar öyle çıkıyor. Ama samanlıkta yatıyor abi. Bunu çünkü hani belki videodan şimdi meraklısının biri görür. Bu plakasından da buna ulaşır. Sahibiyle oturur bir pazarlığa girerse. Bak beni karıştırmayın abi. Ben gelip göstermedim. Sonra bana demesinler ya sen bizim arabayı çekmişsin. Arayanlardan kurtulamıyoruz. Beni katmayın abi. Ben göstermedim. Benden duymadınız. Burada böyle güzel bir araba yatıyor. Acaba şöyle camdan bir içi görünür mü ya? Vallahi biraz bir gösterebildiğimiz kadar hani bir kıyak yapalım olmazsa ya. Şöyle bir hadi bir yardımım olsun. Birazcık şöyle kamera için camı temizledim ama içeriye bir bakalım. Döşemeler falan hala pırıl pırıl bak. Yırtık, sökük hiçbir şey yok. Konsol 10 numara. Ufak tefek bir iki çatlak görüyorum konsolda. Ama yine de tertemiz. Şu hareketi yapayım mı? Sence Mehmet ne diyorsun? Açık mıdır, değil midir? Değildir diyorsun. Bence de değildir. Bakalım mı? Evet, kilitli abi. Sunroof'umuz var. Mis gibi tertemiz. Aracı gösterdikten sonra şurada bir şey atladığımızı fark ettim. Tuvaletleri var bu benzinliğin burada.
Tabii hiç onu düşünmedik. O yıllarda benzinliklerde tuvalet yok mu? Muhakkak vardır. Çünkü asıl o yıllarda popülerdi bu benzinlikler, dinlenme istasyonu havasında hani oluşu. Bakmayın şimdiden yeni yeni yine canlandı böyle. Benzinlikleri artık manava çevirdiler. Yiyecek, içecek her şey var. O yıllarda da tabii bu işler böyle dönüyordu abi. Bismillah. Burası evet dediğimiz gibi mi? Aynen abi, tuvaleti. 1, 2, 3 tane tuvaleti var. Bir tane lavabosu. Aynası. Ya samimi bir şey söylemek istiyorum. Şu an günümüzdeki benzinliklerden daha temiz kokuyor abi burası. Benzinlik tuvaletlerinden. Yani o benzinliklerin tuvaletlerine giriyorum şu an. Ya ne parfüm kokuları sıkmışlar. Ya da hiç sıkmamışlar artık o kendi kötü kokusu. Yani onun bir ortası yok mu abi? Kimisi çok özen göstermiş, bir böyle parfümler asmış daha sola. Allah'ım zehirlenirsin, nasıl keskin. Onu koymayan da bu sefer bir havalandırmayı sağlayamıyor içeride. Vallahi şurası daha hijyenik geldi şu an bak burnuma. Buradan da abi şöyle bir çıkalım bakalım. Tuvaleti de zaten minik. 2-3 kabinli bir tuvaleti var. Dedikten sonra şöyle bir genel olarak bakalım. Yani olay bu. Benzinlik bundan ibaret. Daha farklı burada yine anlatabilecek olduğumuz bir şey var mı? Pek yok açıkçası. Böyle bir yol üzerinden geçerken ileride bir video konumuz var. Şimdiden söylemeyelim onu, sürpriz olsun. Biz oraya doğru giderken ya burayı gördük. Ya dedik bu cevher burada. Çekilmemiş, kimse göstermemiş. Hemen dedik buraya duralım, halledelim. Sağ olsun sevgili kameramanım Mehmet de bana bugün eşlik etti. Eline koluna sağlık onun da. İnşallah bugün böyle güzel bir video izletebilmişizdir size. İnşallah ilginizi çekmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Destekleri eksik etmeyin. Like'lar yağsın, yorumlar yağsın. Çok sağ olun, çok mutlu oluyorum. Gerçekten bakın bu aralar desteklerinizi çok yürekten hissediyorum. Çok, gerçekten. Yani öyle güzel yorumlar geliyor ki, öyle güzel. Mesela bir takipçimiz var. Kendisine bahsetmiştim. Bu yorumu bir sonraki videoda anlatacağım demiştim. Şenay Hanım var. Ya Fransa'daydı ya Almanya'daydı bakın. Nürnberg şehri. Nürnberg. Nerede bilmiyorum, Nürnberg şehri diye bir yerde. Son videomuzu çektik. Hasan böyle yolda gördüğü böğürtlenleri topluyor, yiyor falan. Şenay Hanım sağ olsun yazmış. Diyor ki Emre Bey siz niye yemediniz böğürtlenleri diyor. Yani tabii Hasan da çok seviyor. Onun da gerçekten sıkı takipçisi. Hasan hani götürdü böğürtlenleri. Ya sen niye yemedin diyor. Böğürtlen çok güzeldir. Ya ben de biliyorum, severim de. Ben ne bileyim, orada video heyecanıyla böyle bir o stresle geçtik gittik oradan. Yemedim, unuttum. Ama bakın takipçilerimiz nereye kadar düşünüyorlar? Yani aç mıyız, tok muyuz, neredeyse oraya kadar düşünüyorlar. Ve de yine bir takipçimiz daha şunu hatırlattı arkadaşlar. Abone oluyorsunuz sağ olun kanalımıza. Bir de katıl buton diye bir şey var orada. Dedi ki takipçimizin bir tanesi, Emre Bey şu katıl butonundan niye hiç bahsetmiyorsun diye. Dedim haklı aslında, bunu bahsetmem lazım. Arkadaşlar katıl buton diye bir şey var. O da bir nevi abonelik gibi bir şey. Ama ücretli. Yani böyle 5 TL, 10 TL, 15 TL gibi orada bir ücretler ödeniyor. Ben onu açtım. Benim kanalımda katıl butonu aktif. Belki 1,5-2 yıldır falan aktif. Oraya da katıl butonuna da katılarak bu 5, 10, 15 gibi dediğim rakamları ödeyerek bu kanallara özel bir destek olabiliyorsunuz. Ve ilerleyen günlerde bu katıla giren izleyiciler, oraya abone olan izleyicilere daha ayrıcalıklı videolar gelecek. Bir süre sonra onlara da yakında başlayacağım. Öyle de bir çalışmamız var. Onu da bahsetmiş olayım oraya. Katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Gerçekten çünkü bu destekleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok yollardayız, çok masraf ediyoruz, çok emek harcıyoruz. Gönlünüzden koparsa katıl butonuyla ilgili hiçbir zorlama yapamam. Çünkü orası çok minik minik de olsa ücretli. Onun için çok ısrar etmiyorum. Sadece hatırlatmış olayım. Çünkü bilmeyenler çokmuş. Çok uzattım arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi buradan yeni videoya doğru geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet.